Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 2016 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Ocak ayının hemen başında gezegenlerimizin burç değişimleri var. 2 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 3 Ocak'ta Mars Akrep burcuna geçiyor ve Merkür retro harekete başlayacak ayın başında, 5 Ocak'ta. Zaten ayın ilk günlerinde de durgunlaşacak. Ve Mars'la sert bir kontağı var. Bu nedenle Ocak ayına biraz iletişim sorunlarıyla başlayabiliriz. Merkür Kova burcunda özellikle teknoloji, bilişim sektörü, bilgisayarlar, internet, her türlü iletişim araçlarını daha fazla sembolize eder ve Mars'la sert açısı bu alanlara daha fazla zarar veriyor. İnternet üzerinde siber saldırılar olabilir, internet erişiminde problemlerle karşılaşabiliriz. İletişim cihazlarımızda, telefon ve bilgisayarlarımızda sorunlar daha fazla olabilir. Daha tedbirli olmalıyız, kontrollü olmalıyız. Tüm bu olasılıklara karşı hazır olmalıyız. Ocağın ilk haftasında. Tabii ki yeni anlaşmaları ve sözleşmeleri çok önermiyoruz. İmza atmayı çok önermiyoruz. Ne zamana kadar? Ayın 25'inde retro bitiyor. Özellikle ayın sonundan sonra bu konularda daha rahat olabiliriz. Ancak Şubat ayını beklemeyi tavsiye ediyorum. Yani Ocak ayını geçirmeyi tavsiye ediyorum. Evet, Venüs yay burcunda olacak ay boyunca, ayın özellikle son haftasına kadar, evet 23 Ocak'a kadar yay burcunda. Bu dönemde iş hayatınız, çalışma koşullarınızda daha rahat hissedebilirsiniz kendinizi. 23'ünden sonra Venüs Oğlak burcuna geçecek. Burada özellikle ilişkilerle ilgili şansınızı arttırıyor. Süregelen ilişkiler, partnerinizle, eşinizle olan İlişkiler biraz daha keyifli hale gelebilir. 17 Şubat'a kadar Venüs Oğlak Burcu'nda olacak. 10 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ayın etkisiyle zaten sizin için işbirlikleri ve ilişkiler konusunda yeni adımlar atılması gündeme geliyor. 10 Ocak'tan itibaren önümüzdeki bir ay boyunca bu konularda bazı adımlar atabilirsiniz. Özellikle iş birlikleri gibi konular daha fazla gündemde. Çünkü Satürn'ün Venüs'le kavuşumu yay burcunda olacak. Sizin için Oğlak yeni ayı biraz daha iş birlikleriyle ilgili konuları, ortaklıkları daha fazla gündeme taşıyor. Bu alanlarda daha sağlam yapılandırmalar, yeni ya da yeni oluşumlar gündeme gelebilir. Ayın ortasında Oğlak Burcu'ndaki Merkür ve Güneş'in Jüpiter'le olumlu açıları var. Bu sizin için oldukça faydalı. Özellikle işbirlikleriyle ilgili konularda biraz daha keyif alabileceğiniz, biraz daha kendinizi iyi ifade edebileceğiniz bir dönem. İşle ilgili bazı seyahatler, geziler de gündeme gelebilir. Evet, ayın sonunda 24 Ocak'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay para evinizde meydana geliyor. Maddi konularda bütçenizi etkileyecek bazı dönüşümler söz konusu olabilir ya da bazı alışverişler yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Dolunay sırasında Güneş Kova Burcu'nda olacak, Venüs Oğlak Burcu'nda olacak. Özellikle Venüs'ün pozisyonu size para konularında da biraz daha destekleyecek. Akrep Burcu'ndaki Mars'ın Neptün'le de olumlu açıları var. Ayın ortalarında su grubundaki bu etki romantizmle ilgili sizi destekleyecektir. Özellikle ayın 16'sı ve 17'sinde de aşk hayatınızda hayal ettiğiniz bazı konulara, bazı gelişmelere şahit olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.